Efendim şu anda Sivas merkezdeyiz. Sivas Kent Meydanı'ndayız. Aslında Sivas'ın kalbindeyiz. Değerli izleyenler, Sivas Kent Meydanı birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Evet, tarihe damgasını vuran, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar Sivas Kent Meydanı'nın güzelliğine adeta güzellik katıyor. Sivas'a geldiğinizde gezi rotanızda burası mutlaka olmalı. Efendim hemen arkamızda tarihi valilik binası var. Sağ tarafımızda tarihi jandarma binası var. Hemen karşıda kongre binası var ki tarihte çok önemli bir yere sahip. Efendim kale camii var. Çifte minare var. Brüsiye var ve Şifaiye var. Evet efendim, gerçekten Sivas Kent Meydanı tarihten izler taşıyan mükemmel bir meydan. Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Efendim güzel ilimiz Sivas. Buraya gelen misafirlere, turistlere tarih kültür turizmi konusunda son derece zengin bir rota çiziyor. İşte o rotanın olmazsa olmaz çok önemli bir parçası da 4 Eylül 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'ni yaptığı bina. Efendim burada olmak gerçekten son derece etkileyici. Burada Sivas Baş Odası var. Evet, baş oda ne demek? Kongreye tabii ki Türkiye'nin her tarafından çok sayıda delege katıldı. Ve kongreye katılan delegeleri Sivas halkı kendi evlerinde misafir etti. Ve burada tarihi bir fayton var. Antika bir fayton var. Bu faytonun özelliği ne diye soruyorsunuz eminim. Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas ziyaretinde bu faytonu kullanmış. Evet, Ulu Önder'in kullandığı fayton. Ve efendim Aşık Veysel o kadar değerli ki ölümünün 50. yılında UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı olarak ilan etti. Gastronomi anlamında Sivas köftesi çok önemli bir sembol. Adettendir Sivas'a gelenler bu nefis köfteyi, bu lezzeti dillere destan köfteyi yemeden buradan asla gitmezler. Aslında yanlarında alıp götürürler ve efendim Sivas köftesi Sivas halkının ve buraya gelen turistlerin olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Evet. Yılların ustası Ahmet ustamız efendim yıllardır ama yıllardır Sivas köftesini yapıyor ve buraya gelen misafirlerine ikram ediyor. Evet efendim. O bir marka, buralarda çok ünlü. Efendim Sivas'a gelip de onun köftesini yememek asla olmaz. Zaten yemeden gitmeyen de olmamıştır. Ustam evet. Merhabalar. Merhaba Belma Hanım. Nasılsın ustam? Hoş Teşekkür bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Siz de yani bu Sivas'ımızda bulunmanız, Sivas'ın şeyi tanıtımını yapmanız bizim için bir gurur meselesidir. Sağ olasın Çok ustam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın ustam. Biz teşekkür ederiz. Sivas'ın köftesini aslında tanıtmak için en doğru adresteyiz. Ahmet ustamızın evet. yanındayız. Şimdi efendim ızgaranın başındayız. Ahmet ustamız sevgisine, ustalığını kata kata elleriyle şimdi Sivas köftesini hazırlıyor. Şimdi bu nefis köftenin içinde acaba ne var? Şimdi Belma Hanım, bu köftenin içinde tuzdan başka hiçbir şey yoktur. Sivas köftesinin coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti evet. kalitesi coğrafi işaretle tescillenmiş. Zaten bazı lezzetler, bazı yöresel yemekler bazı şehirlerle anılır, özdeşleşir. İşte evet, Sivas evet. deyince gastronom anlamında herkesin aklına köfte gelir. Kaç yılını verdin, kaç yaşında başladın evet. köfte yapmaya? Şimdi Belma Hanım, ben küçük yaşta, 10 yaşındayken babamın yanında, babamın çıraklığıyla başladım. Şu anda 70 yaşındayım, devam ediyorum. Efendim, ızgaranın üzerinde meşe odununda pişen köfteler, Sivas köftesi, közlenen domatesler, biberler yanında ne yiyoruz, ne içiyoruz? Soban salatası, soğanı ezmesi, haydarisi meze olarak ikram ediyoruz. Tabii Sivas köftesinin tadına bakmadan gidilmez. Yoksa ustam gelir gelmez inanın çekime başlamadan ikram etmek istedi. Köfte severler, et severler,
Sivas'ın gurbetçileri, Sivaslılar ve bütün izleyenler için Sivas'ın coğrafi işaret almış nefis mi nefis köftesinin tadına hemen bakıyorum. Evet. Ahmet Usta müsaadenle. Tabii efendim. Ustam tek kelimeyle şahane. Efendim aslında Sivas'ı gezmeye Sivas Kent Meydanı'ndan başlayabilirsiniz. Ancak Sivas Kent Meydanı'nı ve buradaki tarihi yapıları, tarihi binaları gezmek için bayağı bir zaman ayırmanız gerekli. Çünkü burada gerçekten gezilmeye, görülmeye değer tarihsel anlamda müthiş eserler var. İşte onlardan biri de Kale Camii. Değerli izleyenler, Selçuklular döneminden kalan mükemmel bir eser. Sultan 3. Murat zamanının vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yaptırılan Mahmut Paşa Camii Şerife, yani Kale Camii, günümüzde hala dimdik ayakta duruyor ve aktif olarak ibadete açık durumda. Efendim çok sayıda tarihi yapı bulunuyor, çok sayıda tarihi eser bulunuyor ve şehirde birbirinden güzel müzeler bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası 2021 yılında ziyarete açılan şehir müzesi. Evet, Sivas Şehir Müzesi, Sivas Kent Meydanı'nda bulunan tarihi valilik binasının altında 2021 yılında ziyarete açıldı. Ve Sivas'a gelenler bu müzeyi mutlaka görmek istiyorlar. Aslında görülmeye değer bir müze. Peki müzede neler anlatılıyor? Aslında müzenin genelinde Sivas anlatılıyor, Sivas'ın tarihi anlatılıyor, Sivas'ın gelenekleri, kültürü, geçmiş yıllardaki ve günümüzdeki sosyal yaşantısı anlatılıyor. Evet, kısacası Sivas'a dair her şey anlatılıyor. Sivas'a dair tüm sembolleri burada müzenin çatısı altında görmeniz mümkün. Gastronomi anlamında Sivas mutfağı dikkat çekiyor. Son derece zengin bir mutfak, gelenekçi bir mutfak ve Sivas halkının olmazsa olmaz lezzetleri var. Onlardan biri de kelle. Evet, burada kelle sabahın çok erken saatlerinde Sivas halkı tarafından kahvaltıda yeniyor. Çok önemli bir gelenek, çok önemli bir yemek kültürü, yıllardır süre gelen bir kültür. Efendim, taş fırının başındayız. Sabahın erken saatlerinde kelleyicinin yolunu tuttuk. Ben aslında, yalan yok, kelle paça çorbası zannettim. Birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Çok değerli ustalarımızla birlikteyiz. Bir tarafımda Uğur Ustam var, bir tarafımda Hüseyin Ustam var. Ustam merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Öncelikle hoş geldiniz Sivas'ımıza. Hoş bulduk. Kellemiz bizim 300-400 seneden beri devam etmektedir. Sabah işte kahvaltı niyetine gelenler yerler. Ondan sonra yani bu devam ediyor Eylül abla. 300-400 evet. Yıllık bir gelenek. Evet. 18 saat özel fırınında, odun ateşinde işte kellelerimiz pişti. Pişmiş kelle diye bir tabir vardır, evet, ya. Evet ablacığım. İşte efendim o pişmiş kelle bu kelle. Şimdi şöyle geçecek duram. Şu dili. Şu da yanakları. Dediğim gibi abla, bu gözü. Bakayım de... gözüne, bakayım gözüne. Bir kelle yiyeceğine bir göz ye. Tabii tabii. Ayol, ben hayatımda yemedim. Yani sakat atla etle çok aram yok. Şimdi sen bilmediğinden ile söylüyorsun abla. Bir yesen daha vazgeçme. Vallahi. Evet. Evet, kolajen yüklü kelle. Hanımlar valla botoksa falan gerek yokmuş bu kelleyi yiyince ve akşamüstü öğrendiğimize göre 4'e 5'e kadar karnınız asla acıkmıyormuş. Tabii özelliği de o tutmaz. Yani biraz da diyet yaptırıyor aslında. Bu nedir, dil mi bu? O da dil, evet. Dili. Efendim şu anda Sivas Kent Meydanı'nda Şifaiye Medresesi'ndeyiz. Bir diğer adıyla Darül Şifa'dayız. Değerli izleyenler, yine 1217 yılında Selçuklular döneminde yapılan mükemmel bir eser.
Efendim, İzzettin Keykavus tarafından yapılmış ve İzzettin Keykavus'un türbesi de Şifaiye Medresesi'nin içinde bulunuyor. En çok ziyaretçi çeken yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Şifaiye Medresesi. Efendim, eskiden burada hastalar tedavi ediliyordu, aynı zamanda tıp öğrencileri eğitim alıyordu. Evet, şimdi buraya gelenlerin yapabileceği çok fazla şey var. Bir kere Sivas Kent Meydanı'nı, tarihi yapıları geziyorsunuz. Sivas kazan simidi alıyorsunuz. Bakın şu anda medresenin içi cıvıl cıvıl, çok kalabalık ve tamamen turizme açılmış durumda. Yorulduğunuzda oturun, bir şeyler atıştırın, çayınızı, kahvenizi için. Bakın ortada bir havuz var. Dışarıda hava çok sıcak ama burası son derece serin. Özellikle hafta sonları, yaz aylarında buraya sürekli turlar geliyor. Türkiye'nin her yerinden, çevre illerden ve buralar dolup taşıyor. Evet efendim, Sivas'ın yöresel yemeklerinden oluşan enfes bir masanın başındayız. Ve Kadın Kooperatifi Başkanımız Semra'cığım bize buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği mumbar yapacak. Sivas'a özgü nefis mi nefis mumbar, bakalım nasıl yapılıyor, nasıl değişkenlik gösteriyor diğer şehirlere göre. Evet, kıymamızı koyduk, soğanımızı ilave ettik. Soğanımızı koyduk, bulgurumuzu koyuyoruz. Biz kalın bulgur kullanıyoruz. Evet. Bol etli tercih ediyoruz. Salçamızı koyuyoruz. Şimdi mumbarın yapılması zor aslında. Zor. Eziyetli bir yani yemek. Eziyetli. Bir de 2-3 gün biz bunu sirkeli suda filan bekletiyoruz. Tabii temizlenmesi lazım şöyle güzelce. O koku filan olmuyor. Sıvı yağımızı ilave ettik. Kıymamız, salçamız, soğanımız, sıvı yağımız, bulgurumuz, sevgimiz. Tabii her şeyimiz. Olmazsa olmazımız sevgi olunca Sivaslı kadınlar bütün yemeklerine sevgi katıyor. Bütün yemekleri onun için çok lezzetli oluyor. Sivaslı kadınlar hamaratı aslında efendim Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız, evet, inanılmaz kadını, hamarat. Türk kadını kesinlikle çok becerikli. Becerikli. Türk kadını savaşta da erkeğine yardımcı olmuş. Hatta ben şunu söyleyeyim. Dönemin valisi, Vali Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım var. Atatürk zamanında ilk dernek kuruyor. Askerlerimize çoraplar gönderiyor. Atatürk'ün de iltifatına mazhar oluyorlar. Sivaslı kadınlar çok yiğit kadınlar diye. Onların açtığı yolda biz de arkaları sıra geliyoruz. Evet. O maharet isteyen bir durum. Kesinlikle, kesinlikle yani, beceri istiyor. İşin zor kısmı aslında burada başlıyor. Evet, burada başlıyor. Evet, ülkemizin her yerinde bunu kadınlarımız değişik yapıyordur. Ama Sivas'ımızda da. Değerli izleyenler, Sivas'tayız. Mumbar yapıyoruz. Malum mumbarın yapılışı uzun, eziyetli, saatler sürüyor. Yani öyle bir vaktimiz yok. Bu yüzden Sivas'ta mumbarın içinin hazırlanışına, dolduruluşunu size göstermek istedik. Daha doğrusu Semra göstermek istedi. Efendim, ince bağırsak, kalın bağırsak bu şekilde dolduruluyor. Hamarat kadınlarımız efendim saatlerce uğraşmışlar. Mumbarları bir güzel hazırlamışlar. Suda haşlamışlar. Evet. Suyun içine ne koyduk haşlarken? Haşlarken sadece... Alalım o tencereyi. Çünkü yapılışı uzun efendim. Öyle bir vaktimiz yok. Ve mis gibi mumbar şu anda içinde tenceremizde. Sadece pişince böyle kimyon oluyor. Kimyon var ve... suyunda ne var? Kimyon. Kimyon. Başka normal tuz. Suyu. Tuz. Bir de toz, süt biber var. Salça var hafifte. Doğal tereyağımız mis gibi eridi, mis gibi koktu. Şimdi efendim doldurduğumuz, pişirdiğimiz mumbarlarımıza tereyağını ilave edeceğiz. Bu nedir? Kimyon mu? Kimyon. Tamam. Bu da süs biberimiz. Biz süs biberi diyoruz, toz biber. Bu mumbar lezzetli olmaz mı? Tereyağı var, baharat şimdi, var. Şimdi köpürmeye başlayacak. Oo, artık son dokunuş. Sonra tuşlar. Sonra kekimiz, kısırımız,
saç katmerimiz. Oo, en sevdiğimden. Hiç evde bir şey olmasın, peynir olsun. Bu kadar mumbar herkese yeter. Semra'cığım, ellerine sağlık.